Bugün en çok Almanya'dan bahsedeceğiz çünkü Almanya Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi ve Almanya'da ekonomi zora giriyorsa, sıkıntıya giriyorsa emin olun Türkiye'nin ihracat gelirlerinde de ciddi sıkıntılar olacak anlamına geliyor ve dış ticaret açığımız daha da büyüyecek anlamına geliyor. Dış ticaret açığının büyümesi, Türkiye'nin ihracatının azalması elbette ki en çok doları ilgilendiriyor. Önümüzdeki dönemde dolardaki büyük kırılmaları işaret ediyor. Bu arada Avrupa Merkez Bankası 75 baz puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirdi. Bütün ülkelerden arka arkaya faiz arttırımları geliyor. Türkiye ise faiz düşürdü ve düşürmeye devam edecek. Göreceksiniz. Çünkü ihracatla ithalat arasındaki makası kapatabilmek için doları bir şekilde yukarıya itmek zorunda. Yeniden nas hikayelerini duymaya başlarsak kimse şaşırmasın arkadaşlar. Sayın Nebati Merkez Bankası rezervleri hızla artacak demişti. Rusya'dan gelen nükleer santralle ilgili paranın etkisi olmuş. Evet, 15 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ama bir başka etkinin daha olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası meğer Temmuz ve Ağustos aylarında, Temmuz'daki o artış ayında özellikle kitlere kuruş para vermemiş. Yani dolar satışı gerçekleştirmemiş. Ağustos ayında da bunu devam ettirmiş. Buna rağmen Ağustos'ta tekrar rezervlerin gerilemeye başladığını görüyoruz. Bu bizi nasıl etkileyecek? Almanya'daki bu daralma, bu sıkıntılar bizi nasıl etkileyecek? Doları neden vuracak? Dolar neden kırılma etkileriyle yükseliş eğilimine tekrar başlayacak? Bütün bunları sizler için değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Dolar 18.24, Euro 18.34, Sterlin 21.11 seviyesinde. Peki son zamanlarda en yakından takip ettiğimiz parite ne durumda diye baktığımızda 1.0032 seviyesini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası 75 baz puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirdiğinde 1.01'in üzerine kendisini attı. Tekrar galiba parite toparlıyor derken Powell'dan ve diğer Fed başkanlarından arka arkaya 75 baz puanı işaret eden açıklamalar geldi. Ve bunun sonrasında da parite tekrar 1'i aşağıya doğru zorlamaya başladı. Euro Türkiye'de de doların üzerine çıktı. Powell'ın ve diğer Fed başkanlarının açıklamalarıyla birlikte geriye gelmeye başladı. Bu da bizim dezavantajlarımızdan birisi. Amerika demişken Amerika ile devam edelim. Sonra Avrupa'ya özellikle Almanya'ya geleceğiz. Çünkü Almanya ile ilgili epey bir paylaşacağım haber var. Neden Türkiye'de doları kıracak? Onu oradan çok daha net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Fed başkanlarından Brainard dedi ki enflasyon düzelene kadar sıkı para politikamıza devam edeceğiz. Fedmaster enflasyonda zafer ilan etmek için şu anda erken sıkı para politikamıza devam edeceğiz dedi. Diğer Fed başkanları en güvercini bile benzer açıklamaları yapıyor. Powell'ın açıklaması çok dikkat çekiciydi. Enflasyonda hedefe ulaşana kadar tereddüt etmeyeceğiz. Büyük ihtimalle 75 baz puan geliyor havası yarattı bu söylem. Bununla birlikte özellikle ABD piyasasındaki vadelilere bakıyoruz. Vadeliler faizin 75 baz puan arttırılacağıyla ilgili beklenti her geçen gün biraz daha güçleniyor. Şahin tavrın devam edeceği ve hisse senedi piyasasının bir miktar geriye gelebileceği, dolar endeksinin yükseliş eğilimini devam ettireceği, Amerika'da faizlerin, tahvil faizlerinin hem 5 yıllık hem 10 yıllıkların yükseleceğini bu bize gösteriyor. Dolar tüm para birimlerine karşı değerlenmeye devam edecek. Nitekim sterlin bile dolar karşısındaki tarihi değer kayıplarından birisini yaşıyor arkadaşlar. Türk lirasının bu seviye kaldığına bakmayın. Yarın öbür gün çok ciddi hareketler göreceğiz. Özellikle Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak tabii ki Fed'in bu şahin tavırlarına da bağlı olarak. Amerika ile ilgili bir haber daha paylaşmak istiyorum. Bu da çok kritik. Amerika'da mortgage faizleri 14 yılın zirvesine çıktı. Şimdi mortgage faizlerinin bu kadar yükseliyor olması konut piyasasında ve inşaat piyasasında fiyat düşüşlerini ve küçülmeyi gösteriyor bize. Amerika'daki resesyonun ve stagflasyonun işaretçileri birisi. Avrupa tarafında ne oluyor? Ona da bir bakalım isterseniz. Avrupa Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz arttırımını yaptı. Rekor bir faiz artışı. Buna rağmen parite bir miktar yükselip tekrar niye geri geldi? Çünkü yeterli değil. Avrupa'da hem üretici fiyatları hem de tüketici fiyatları çok yüksek bir seviyede seyrediyor. Bir. İkincisi korkunç bir enerji krizi var arkadaşlar. Enerji fiyatları kontrolsüz yükselmeye devam ediyor. Özellikle doğalgaz tarafında. Ve Avrupa buna alternatifler geliştirmeye çalışıyor.
çalışıyor. Pazar arıyor, kömürle derdine çare bulmaya çalışıyor ama sonuç itibariyle hala doğalgaza korkunç bir bağımlılık var ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi hem üreticiyi hem tüketiciyi etkiliyor. 75 bas puanlık bir faiz arttırımıyla engelleyemiyor ve engelleyemeyecek. Hatta arkadaşlar AMB başkanlarından yani Avrupa Merkez Bankası başkanlarından Villeroy çok enteresan bir şey söyledi. Enflasyon gelecek yıl da yüksek seyrini devam ettirecek dedi. Yani 2023'ten de çok umutlu değiller çünkü ortada bir talep enflasyonu yok. Aksine bir maliyet enflasyonu var. Yani doğalgaz ve petrol fiyatları yüksek seviyelerin kurduğu sürece ve Almanya, Avrupa buna kısa vadede bir alternatif geliştiremediği sürece maliyetler artmaya devam edecek. Enflasyonu yukarıya taşımaya devam edecek. Velhasıl arkadaşlar enerji krizini önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Avrupa krizini önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Bize ne canım Avrupa krizinden, Almanya'dan dememiz mümkün mü? Değil. Almanya Türkiye'nin en önemli ticari partneri. Birinci sırada. İthalatta da, ihracatta da arkadaşlar. Almanya daralırsa, Almanya resesyona girerse, Almanya stagflasyona girerse Türkiye de bundan nasibini alır. Özellikle para cephesinde, dolar cephesinde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Yine biz Almanya'ya mal satıyoruz karşılığında euro alıyoruz diyenlere iş öyle değil arkadaşlar. Euro'yu alıyorsun ama o euro'yu tekrar dolara çeviriyorsun, onunla da mal alıyorsun. Senin euro gelirin azalırsa dolar gelirin de azalmış olacak bir anlamda. Senin dolar gelirin düştüğü için dolar sıkışıklığın artacak. Piyasada dolar bulma ihtimalin de düşecek. Kısa vadeli borçlarını çeviremeyeceksin. Cari açık problemini çözemeyeceksin. Bunun gibi bir yığın problemle karşı karşıya kalacaksın. İç piyasadan büyük kurumların, kuruluşların, şirketlerin hatta kamunun talebi arttığı sürece aynı zamanda tabii ki mevduat sahiplerinin talebi arttığı sürece de dolardaki yükseliş eğilimini engelleyemeyeceksin. Çünkü Merkez Bankası'nda rezervin yok. Faiz oranlarında bu enflasyonla birlikte doları bu seviyede tutabilecek noktada değil. Almanya'dan gelen haberleri şöyle hızlı hızlı sizlerle paylaşacağım. Sonra Almanya bizi niye vuracak? Almanya ekonomimizi neden bu kadar olumsuz yönde etkileyecek? Almanya ile ticaretimiz sahiden korktuğumuz kadar daralacak mı ve daralırsa dolar, euro, sterlin yani tüm para birimlerine karşı TL'nin durumu ne olacak? Totalde ekonominin durumu ne olacak? Yani reel sektörün durumu ne olacak? İşsizlik ne hale gelecek? Büyüme ne hale gelecek? Bunların da hepsini değerlendirmiş olacağız. Deutsche Bank CEO'su diyor ki Almanya resesyondan kaçamayacak. Almanya resesyondan kaçamayacak demek Almanya ciddi bir durgunluğa girecek. İhracatı azalacak. İthalatı da azalacak. Üretimi de azalacak demek. İthalatın azalması Türkiye'yi vuruyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı. Yeterince mal satamıyoruz Almanya'ya. Yeterince mal satamadığınız için de büyük bir gelir kaybına uğruyorsunuz. İkincisi ithalatının da azalması ya da üretiminin azalması demek Türkiye için bir kıtlık ekonomisi demek. Bugün aklınıza gelen tüm beyaz eşyalar, elektronik malzemeler, otomotiv sektöründe kullanılan malzemeler, otomotiv sektörünün ta kendisi, makina, yan sanayi bunların neredeyse tamamı Almanya'dan geliyor arkadaşlar. Almanya bunları üretmez göndermezse Türkiye sıkıntı çeker. Daha da ötesini söyleyeyim. Ham madde. Almanya dünyanın en önemli alüminyum üreticilerinden birisi. Almanya'nın en önemli alüminyum üreticisi olan fabrika doğalgaz maliyetleri yani enerji maliyetleri nedeniyle üretimini yarı yarıya düşürdüğünü söylüyor. Şimdi bu dev alüminyumu yeterince üretmezse Türkiye bir ham madde sıkıntısı yaşamaya başlayacak. Büyük ham madde sıkıntısı fiyatların daha da yukarıya çıkmasını beraberinde getirecek. Yani enflasyonist baskılardan bahsediyorum şimdilik sizlere. Gelir kaybı var. Bir yandan da enflasyonu yukarıya doğru itecek sebepler var. Yarın öbür gün araba fiyatları patlayacak, beyaz eşya fiyatları patlayacak. Göreceksiniz. Fiyatları kontrol edemeyeceğiz. Çünkü bir kara borsa, bir kıtlık ekonomisi oluşacak. Almanya'nın size mal vermemesi fiyatların kontrolsüzce yükselmesi anlamına geliyor. Bir başka emare, Almanya'da iki şirketten birisi 3 ay içerisinde fiyatlarını arttırmayı planlıyor. Demek ki bir de böyle bir enflasyonist etki olacak. Yani mal gelse bile yüksek fiyatta gelecek, az geldiği için de daha da yükselecek Türkiye'de. Bu da yeniden enflasyon, yeniden enflasyon yaratacak. Şimdi bütün bunları toplayalım arkadaşlar. 1. Almanya resesyona girerse ya da stagflasyona girerse, üretimini daraltırsa, tüketimini daraltırsa, Türkiye ihraç edemez, döviz gelirleri çok ciddi
manada azalır. Bu dış ticaret açığının daha da artmasını beraberinde getirir. Ödemeler dengesi bozulur. Cari açık patlar, kur patlar. Almanya üretimini kısarsa, Türkiye'nin ithal ettiği mallar azalırsa, ithal edemez düzeye gelirse, beyaz eşyasından otomotivine, otomotivinden tarım ilaçlamasına kadar pek çok üründe sıkıntılar başlar, kıtlık ekonomisi ve kara borsa başlar. Bir yandan da yüksek fiyatlarla ithal ettiğiniz ürünleri kıtlık ekonomisinden dolayı daha da yüksek fiyatları çekmek zorunda kalırsınız. Enflasyon patlar. Ekstra bir maliyet enflasyonunuz oluşur. Zaten yüksek enflasyonunuz var. Daha da kontrolsüzce yükselir. Almanya'dan bize ne diyemeyiz. Almanya'dan bize ne diyebilmeniz için önce Almanya'dan aldığınız bütün malların alternatiflerini kendiniz üretiyor olmanız gerekir. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde üretir pozisyona gelmiş olsaydık ya da ürettiklerimizden vazgeçip bu kadar Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Çin'e, Amerika'ya bağımlı hale gelmemiş olsaydık o zaman sorun yoktu. Bunların hepsini ithal ediyorsanız ve Almanya'ya yaptığınız ihracat da bir yandan kısılıyor ise hem ithal edemediğiniz için enflasyonunuz patlar hem ihraç edemediğiniz için dolarınız patlar arkadaşlar. Bu çifte kırılma etkisiyle büyük bir ekonomik darboğazın içinde boğulur gidersiniz. Her ne kadar Sayın Erdoğan hayır hiçbir sorun yok dese de Sayın Nebati hiçbir sorun yok dese de işin gerçeği o değil. Bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kitlere dolar satmamasına rağmen rezervleri düşüyor. Büyük bir tehlikeyi söylüyorum size. Temmuz'da çok kısa vadede 15 milyar doları görüyor. Sonra tekrar 12-11 milyar dolarlara geliyor. Temmuz ve Ağustos'ta kitlere bir kuruş dolar satılmamış olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendi verisi. İhracat ikliminin bozulduğu söyleniyor. İSO tarafından, İstanbul Sanayi Odası tarafından. Demek ki Almanya'daki daralma bizi etkiliyormuş. İşte alın size net göstergesi. Türkiye Ağustos'ta altın ithalatında rekor kırıyor. Niye? Çünkü hem insanlar hem şirketler dövizle ya da altınla kendilerini koruma altına almaya çalışıyor. Öbür taraftan İşkur'un işsizlik oranı 149 bin kişi artmış durumda arkadaşlar. 149 bin kişi. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şöyle bir rakamlara bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Bu arada tabii dolar ne olacak onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dolar an itibariyle 18.24 seviyesinde. Euro 18.34. Bugün bir ara 18.40'lı seviyeleri gördü ama paritenin geriye gelmesiyle birlikte tekrar 18.30'lu seviyelere düştü. Görünen o ki Fed'den gelen şahin açıklamalarla birlikte parite daha da geriye gelecek. 0.80 hedefimden hala vazgeçmiş değilim. 0.80'e doğru gitmesi özellikle Euro'nun bugünkü seviyeler için konuşuyorum. 17'ler seviyesine düşmesi, doların ise 19'lara yaklaşması anlamına geliyor ama diğer gelişmelerle birlikte dünyadaki faiz artırımları, Türkiye'de Türk lirasının diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesiyle birlikte hem Euro'da hem dolarda yükseliş eğiliminin daha da arttığını göreceğiz. Dolar ilk etapta bana göre 20 liranın üzerine atacak kendisini. Euro'da 0.80'e doğru bir gidiş olursa o zaman 18-19 aralığında bir yerlerde kalacak. Bu arada dolar sadece Euro'ya karşı değer kazanmıyor ya da Türk lirası karşı değer kazanmıyor. Aynı zamanda sterline karşı da değer kazanıyor. Gerçi Avrupa Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık faiz artırımıyla birlikte bir miktar dolar endeksi geri çekildi. 110'dan 108 seviyelerine kadar düştü. Amerika'da da hazine tahvilleri 3.50'lere dayanmışken 3.25 seviyelerine geri çekildi. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Fed başkanlarının sinyalleri çok önemli. Şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok yüksek ihtimal bu ay yapılacak toplantıda yani 20-21 Eylül toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha gelecek. Dolayısıyla bu faiz artırımıyla birlikte makas, Avrupa'daki faiz makasıyla Amerika'daki faiz makası iyice açılacak. Bu da Euro'nun dolara karşı değer kaybetmesini, doların tüm para birimlerine karşı değer kazanmasını beraberinde getirecek. Parite tekrar 1.0032 seviyesinde bir aşağıya doğru yine kırılırsa arkadaşlar birinin üzerine çıkmakta zorlanacak. Çünkü beklenti bitti. 75 baz puan çok büyük bir beklentiydi. O beklenti gerçekleşmiş olmasına rağmen parite yukarıya doğru gitmiyorsa anlayın ki düşüş eğilimini devam ettirecek. Amerika'da hazine tahvilleri şu anda 3.25'ten işlem görüyor. Altının onsu 1720 dolar seviyesinde bir miktar yukarıya doğru çıktı. Bu yükseliş eğilimini devam ettirecek mi? Görünen o ki ettirecek. Çünkü hem Avrupa hem Amerika tarafında enflasyon tutulamıyor. Bütün faiz artırımlarına rağmen Amerika'da %8'in, Avrupa
Avrupa'da %9'ların hemen kıyısında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu risk ortamı içerisinde altının onsunun yukarıya eğilimi devam edecek. Kısa vadede 1800'ün üzerine kendisini atabilir. Sonrasında bir rekor denemesi de yapabilir. Gram altın 1000 liranın üzerinde 1900 liradan işlem görüyor. Brent petrol 90 dolar, 91 dolar o seviyelerde gidip geliyor. Daha fazla düşer mi? Yani 80, 70, 60 dolar seviyelerini görebilir miyiz Brent petrolde? Hiç ihtimal vermiyorum. Önümüzdeki süreçte özellikle Rusya tarafından arka arkaya gelen açıklamalar, krizin tırmandırılmasıyla birlikte Brent petrol yukarıya doğru gidecek. Bir yandan da her ne kadar resesyon ve stagflasyon olsa da Çin'de başlayan üretim, üretimin tekrar alevlenmesiyle birlikte Brent petrole olan talebin artacağını, ham petrole olan talebin artacağını ve petrol fiyatlarının tekrar 130 dolarlı seviyelere gidebileceğini öngörüyorum. Bu da ekstra bir enflasyon yaratacak. Özellikle Avrupa tarafında navlun fiyatları da 1000 doların üzerine çıktı. 1178 dolar seviyesinde ve son olarak Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren CDS yine 784 bas puanda, yani 800'ün hemen kıyısında ve görünen o ki yükseliş eğilimini devam ettirecek. Şimdi bütün bu rakamların toplamı bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Fırtına önce sessizlik içerisindeyiz. Doların bu seviyelerde kalıyor olması aslına bakarsanız önümüzdeki dönemde Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaşanabilecek büyük kırılmaların, büyük fırtınanın habercisi arkadaşlar. Doları ne kadar bu seviyelerde tutarlarsa yükseliş eğilimi o kadar artacak. Kırılım eğilimi o kadar artacak. Kademe kademe yükseliyor olsaydı dolar Türkiye'de ya da euro, o zaman bu kadar problem etmezdik. Ancak bu seviyelerde tutma girişimleri, eylemleri önümüzdeki aylarda doların çok daha büyük kırılmalarla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bir. İkincisi, en önemli konulardan birisi elbette enflasyon. Hem dünyada hem Türkiye'de enflasyon hızla artıyor olması enflasyonun doları da yukarı çekeceğini bize gösteriyor. Zaten bugünkü enflasyonla doların değeri aslında 30-35 lira aralığında Türkiye'de. Bir başka konu Avrupa'nın daralması. Biraz önce sizlere uzun uzun anlattığım Almanya'nın daralması, Türkiye'nin ihracatının düşmesi, ödemeler dengesinin bozulması da diğer bir dolar sıkışıklığını işaret ediyor. O da yine bir kırılma etkisi yaratacak. Önümüzdeki dönemde biz dolarda çok sert hareketler göreceğiz. Bakın, çok sert hareketler göreceğiz. Şimdiden dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Peki ne yapacağız? Çok fazla hareketli olmayın. Günlük işlemler yapmaya çalışmayın. Mümkün olduğunca paranızı korumaya çalışın. Pozisyonunuzu korumaya çalışın. Bu arada şunu da unutmayın. Bunların hiçbiri elbette bir yatırım tavsiyesi değil. Biliyoruz ki hep küçük yatırımcı zarar görüyor. Şunu çok soranlar oluyor. Peki konuttaki fiyat artışları devam edecek mi? Bu enflasyon ortamında konutun fiyatının durması, düşmesi mümkün mü? Düşmeyecek belki ama uzun süre bir yatay seyre girecek. Dolar yükselse bile konut fiyatları daha fazla yükselmeyecek. Özellikle Almanya'daki kriz nedeniyle ikinci el araç fiyatları ve sıfır araç fiyatlarında ciddi ataklar görebiliriz arkadaşlar önümüzdeki dönemde. Onun da uyarısını sizlere şimdiden yapmış olayım. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.